Tamam Nazlı, yeter. Söylendim için o zaten. Gitmesek olmaz mı? Nazlı. Çok kötü bir şey oldu. Ne oldu bana be? Bırak, kaçtı. Kaçtı ya. Ferit Bey, vallahi ben çok kötü şey yaptım yani. Kalkmayacaksın oradan, otur oturduğun yerde dedim. Bir an buraya çıktım, camdan uçmuş gitmiş ya. Yok, yok, yok. Tarık senin hatan değil, hepsi benim hatam. Çünkü ben Tarık'ı çağırdım. Benim hatam. Ne yapacağız? Yapacak bir şey yok. Zaten yemeği sabote ettiğini ya da Demet'e bilgi aktardığını ispatlayamayacaktık. O yüzden önemli olan deşifre olmasıydı. Doğru. Ne oluyor? Yok şey, Burak kaçtı enime ya. Ama bundan sonra işe birini alırken daha dikkatli olun. Bana haber verin, ben bir araştırma yapayım. Haberim olmadan kimseyi almayın. Çevremizde daha güvenilir insanlar olmalı. Biz hallederiz onu canım, dikkatli olabiliriz değil mi bana mı? Tabii tabii, tabii. Biz hallederiz. Yani müşterileri bile şüpheli olabilir. Bundan sonra onları da seçerim. Ha? Tabii tabii, kesin halledersiniz. Benim çıkmam lazım, halletmem gereken işler var. Haberleşiriz nasıl? Görüşürüz. Oldu. Elemanlarımız da mı beyefendi seçecek? Hayır, nasıl anlayacak elemanın iyisini? Kaba mı bunlar diplerini koklayacak? Koklarsa biz koklarız. Ya ne kadar tatlılar değil mi Tarık? Bak, insanın birinin onu için endişelenecek kadar sevmesi. Bence çok güzel. Ya resmen aramıza ajan sokmuş yani. Ama çok şanslısınız ki benim hassas burnum hemen kokusunu aldı. Sen de bu tip ajanlık faaliyetlerini iyi bildiğin için Asuman. Yani adım çıkmış 9'a, gerçekten inmiyor 8'e ya. Yani benim o işlerle hiçbir alakam kalmadı ya. Hele ki en son o 2 aygırı beni kaçırdıktan sonra iyice gözüm korktu. Bitti gitti o işler. Asuman bir dakika. Ne dedin sen? Hiçbir şey demedim. Asuman bana hemen söyle. Kim kaçırdı seni, neden bahsediyorsun sen? Ya hiç önemli bir şey değil yani, öyle büyük bir şey de değil. Gerçekten kapandı gitti o mevzu. Gerçekten Asuman, bizim niye bundan haberimiz yok? Asuman şansını sakın zorlama, hemen konuş hemen. Düşünme. Düşünme, konuşacağız seninle. Yürü. Anlat çabuk. Ya ben okula gidiyordum. Sonra 2 tane adam yolumu kesti, beni zorla bir arabanın içine tıktılar. Oradan da Demet'in evine götürdüler. Ne demek bu ya? Nasıl olur böyle bir şey? Neden uzak durmuyorsun onlardan? Abla zorla götürdüler diyorum, anlamıyor musun? Neden beni zorla götürmüyorlar? Neden onu zorla götürmüyorlar? Ne işi kaldı kızım bu kadının seninle? Niye hala sana bulaşıyor? Ya çünkü ben ona dosyayı saklamasını söylemiştim. Anlaşmıştık. Sonra o her şeyi yumurtlayınca ben de onun sırrını patlattım. Öyle olunca da o da delirdi tabii. Aa, olaylara bak. Ne sırrıymış bu Demet'in ki? Ya bak, bu kocasından gizli çocuk aldırdı, tamam mı? Aa. Ben de böyle her şeyi kanıtlayan belgeleri bir zarfın içine koyup Hakan Bey'e gönderdim. Sonra olaylar karıştı tabii. Ama iyi oldu o sarı çıyanı, o olsun. İnanamıyorum sana ya. Hala bu insanlarla böyle olayların içinde... Niye hiç akıllanmıyorsun ya? Uzak dur dedim sadece, bunun neresini anlamadın? Bulaşma dedim. Ablacığım tamam, gel sakin ol, oturup konuşalım. Asuman, neden inatla hala sözümü dinlemiyorsun ya, neden? Hayatımız birazcık düzene girdi. Birazcık sadece. Hemen illa yeni belalar açman gerekiyordu değil mi başına? Ne çabuk unuttun neler çektiğimizi. Hiç mi akıllanmayacaksın sen ya? Abla tamam, seninle konuşulmuyor şu an. Sen biraz sakinleş, biz sonra konuşalım. Hiçbir yere gitmiyorsun Asuman. Daha konuşacaklarım bitmedi. Bana söz vermiştin. Bir daha bu insanlara bulaşmayacağım. Öyle biri olmayacağım demiştin. Ben sana inandım. Ne yapacağım ben seninle ya? Nasıl baş edeceğim? Abla oldu bitti, kapandı mevzu. Neyi değiştirir bu? Yarın öbür gün eline ilk fırsat geçtiğinde böyle olayların içine girmeyeceğini nereden bileceğim ben? Nasıl arkamı döneceğim sana? Nasıl emin olacağım senden? Asuman bak, bu bir değil, iki değil ya. Herkesin sabrında bir sonu var yani. Hı, tamam, çok güzel. Siz böyle ikiniz birlik oldunuz, benim üzerime saldırıyorsunuz, süper. Bak, hiç anlamıyorsun değil mi? Tüm bu kavganın tek sebebi senin iyiliğini düşünmemiz. Evet. Her şey senin iyiliğin için. Bu insanların ne kadar tehlikeli olduğunu anlayabilmen için daha ne kadar belaya bulaşman lazım? Daha başımıza neler gelmesi lazım? Abla gerçekten bitmiş gitmiş bir mevzuyu bu kadar irdelemene inanamıyorum ya. Tamam ben bir hata yaptım evet, ama akıllandım.
Ben de senin bu kadar pişkin olmana inanamıyorum Asuman. Ne ara böyle biri oldun sen? Git. Gerçekten yüzünü bile görmek istemiyorum. Git. Çık. Telefonunu da bırak. Ne alaka şimdi? Benim sana söyleyecek tek kelimem kalmadı. Hepsini tükettin. Git eve bir kendine bak ya. Dönüştüğün insana bir bak bir düşün. Sen bana haksızlık ediyorsun şu an. Resmen haksız yere beni cezalandırıyorsun ve buna hakkın yok. Ya ben Burak'ı yakalattım ya. Ben size iyilik yaptım. Ben size yardım ettim. Tamam Asuman artık uzatma ister. Ya neyini uzatmayayım? Neyini uzatmayayım ya? Gelmişsiniz burada her şeyde bana bağırıyorsunuz, çağırıyorsunuz. Ben sizin için fedakarlık yapıyorum ve bunun hiçbirinin farkında değilsiniz. Ama siz farkında olana kadar da ben yokum. Kötülükle iyilik yapmaya çalışıyor. Bunun doğru olduğunu sanıyor. Tamam neyse Nazlı ben akşam onunla konuşurum ya. Boyuna posuna bakmadan. Sen akşam bir davete gitmeyecek miydin ya? Hadi çık istersen yavaştan hazırlanman lazım. Ben de davete gidecek kafam kaldı Fatoş. Gitmeyecek misin? Nazlı. Ha alo. Ferit evde yatağın üzerinde kıyafetler var. Ne bunlar? Onları İkbal Hanım aldı senin için. İstediğini seçip giyebilirsin davete gelirken. Benim zevkime güvenmediniz mi yani? Yok sadece vaktin olmadığını düşündüm. İkbal Hanım'dan rica ettim o da aldı. Sen görmedin İkbal Hanım seçti. Öyle mi? Bana fotoğraflarını gönderdi. Yani benim onaylamadığım bir şey olmaz o. Sorun nedir? Beğenmedim yoksa elbiseleri. Beğendim. Çok beğendim. Çok güzeller. Hatta o kadar beğendim ki galiba giymeye kıyamayacağım. Nazlı ben şimdi eve doğru geliyorum. Sen de hazırlan istersen. Geç kalmayalım. Bak ne diyeceğim Ferit. Bence sen hiç gelme. Çünkü ben gelemeyeceğim. Vazgeçtim. Nazlı ne diyorsun sen? Ya, bu davete karı koca olarak katılmamız gerekiyor. Çok yorgunum Ferit. Çok zor bir gün geçirdim. Ayrıca bu kıyafetler gerçekten sinirimi çok bozdu. Nazlı bu davete birlikte gözükmeliyiz. Bir yalan uydurursun ya. Sorun olacağını sanmıyorum. Görüşürüz. Zafer eve gitmiyoruz. Dönelim bunu. Hah geldi geldi. Nazlı da geldi. Diğer tarafı da gezdireyim sana. Biz fotoğraflara bakalım. Gelmeyeceğini söylemiştin. Fikrimi değiştirdim. Teşekkür ederim beni yalnız bırakmadığın için. Yaptığımız anlaşmadan dolayı buradayım. Aklına başka bir şey gelmesin. İçin geldiğinin bir önemi yok. Geldin, yanımdasın. Herkes bizi evli ve mutlu bir çift olarak biliyor. Bu yeterli. Harika.
Bol bol gülümseyelim o zaman. Kıyafet seni seçiyorum. Evet, senin aldırdıklarından biri giyeceğimi düşünmedin herhalde. Beğenmedin mi? Fena değil. Fena değil mi? Stil konusunda biraz çalışman gerekiyor. Ben içecek bir şeyler alayım geleyim. Çok biliyorsun sen. İzninizle. Sana gecenin yıldızı diyebilir miyiz? Hayır. Ama belki gecenin en yorgun ve en sefil kızı diyebiliriz. Sefil mi? Kendine çok acımasız davranıyorsun bence. Işıl ışıl parlıyorsun Naz, da harika gözüküyorsun. Teşekkür ederim. Deniz, o benim bilekliğim değil mi? Ah, yakalandım. Ta kendisi. Ne iş var sende? Sen emniyette çıkarmıştın ya. Ben de bulunca cebime attım. Çok yakışmış. Artık alabilir miyim? Alamazsın. Yani bende kalmak istiyor. Hatıra olarak. Deniz, biz o konuyu kapattık değil mi? Güvenebilirim kapattığımıza. Sadece hatıra. Hatıralardan zarar gelmez ki. Hayatım, nasıl gidiyor? Çok güzel. Harika bir gece. İyi ki gelmişim. Gelmeyeceğini söylemişti de seni görünce çok mutlu oldum. Ya evet, çok kalabalık bir grup vardı restoranda. Ben de yetişemem sandım ama yetiştim. Mideni de üşütmüşsün. Evet, bütün aksilikler üst üste geldi bu gece. Neyse ki çok iyi. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Galiba Deniz bir şeylerden şüpheleniyor. Bence de. Ya kavga ettiğimizi falan düşünüyor. Ya da daha kötüsü. Evliliğimizin gerçek olmadığına inanıyor. Acaba verdik sence? Yani. Sen bir anda restorana gelen kalabalık grupta mıydın, iyiydi? Ay ne bileyim ben ya midemi üşüttüğümü. Bilseydim midemi üşütmüş gibi davranırdın. Nazlı, bu hassas bir konu. Bulut söz konusu. Daha dikkatli olmalıyız, açık vermemeliyiz. En ufak bir hatamızda bütün plan çökebilir. Sonra bulutu alamayız. Bence asıl sorun duygularda. Ne duygusu? Sen bana aşık gibi bakmıyorsun. Normal değil mi? Hala sana kızgınım. Seni affetmedim. İşte bahsettiğim şey bu. Gerçi ne yalan söyleyeyim, bazen beceriyorsun. Hatta öyle bakıyorsun ki ben bile inanacağım neredeyse aşık olduğuna. Bazen de bir bakıyorsun, bir kaşık su bulsan sanki beni bulacaksın. Aynı şey senin için de geçerli. Sen de bana karşı daha yakın olabilirsin. Bazen dışarıdan iki yabancı gibi görünüyoruz. Ay hiç kusura bakma, böyle aşkım canım cicim diye gezemem. Nazlı, anlaşma bu. Oldu. Anlaşma bu diye öpüşerek yürüyelim istersen. Mecbur kalırsak öpüşebiliriz. Asla. Asla asla deme. Ay bana bak Ferit. Sakın beni ulu orta öpmeye falan kalkışma. Vallahi olay çıkartır, ikimiz de rezil oluruz. Seninle evli olmak da ne zormuş. Neden? Ne demek neden? Yani bu davetlere falan ekstra mesai harcamak lazım ha! Ne oldu? Ah! Burktum. İyi misin? İyiyim. İyiyim. İyiyim, yok bir şey. Gel buraya, gel. Ferit, ne yapıyorsun? Odaya götürüyorum. Çok ağrı var mı?
Biraz var ama geçer şimdi. Ben bütün akşam bu sihir topuklarla gezince... artık gecenin sonunda dengemi kaybettim. Buz getireyim, ister misin? Yok, gerek yok. Emin misin? Yok, gerek yok. Geçer şimdi. Ben odama gidiyorum o zaman. Evde kimse olmadığına göre beraber yatmamıza gerek yok. Yok tabii. İyi geceler. İyi geceler. Alo. Nazlı neredesin? Restorandayım. Ne işin var restoranda? Ferit, Allah aşkına ne demek ne işin var orada? Ferit, burası benim iş yerim. Burada olmayacağım da nerede olacak? İyi de biz dün gece konuştuk seninle. Ben dedim sana sabah çok işim var, erken çıkacağım diye. Tamam ya, merak edilecek bir şey yok. Kapatıyorum, sos taşıyor. Hadi görüşürüz. Ne diyor enişte? Sabahın köründe restoranda ne işin var diyor. Ne alaka ya? Galiba bu buzhane mevzusu yüzünden. Sabah beni göremeyince meraklanmış. Hiç öyle Fatoş'cum deyip kaş göz oynatma. Sen bana Asuman'dan haber ver. Konuşabildiniz mi? Yok, konuşmadık. Evde değildi ki. Nasıl evde değildi? Fatoş, niye bana haber vermedin? Ay ne bileyim Nazlı. Sabah senden papara yedi, akşam da benden papara yiyecek. Bunu biliyor. En iyi yaptığı şey yaptı, ortadan kayboldu. Gamze'ye falan gitmiştir herhalde. Sen niye böyle telaş yaptın ki? Abi, kavga ettik ve merak ettim. Ablalık işte. Gamze'ye giderek kurtulacağımı sanıyor ama öyle yanma yok. Açmıyor. Ay niye açsın ki? Tabii ki açmaz. Ben nasıl ulaşacağımı biliyorum ama. Alo. Ha, Gamze. Asuman'ı versene bana. Ne demek yok? Peki nerede şimdi? Tamam. Bak, beni iyi dinle. Biz biraz kavga ettik. O şimdi beni aramaz. Sana haber verirse hemen beni ara. Tamam, sağ ol. Hayırdır inşallah. Gamze'ye gitmek istemiş ama Gamze müsait olmayınca. Ya sırf beni korkutmak için yapıyor. Foto şunu bir arasana, ben arayınca açmıyor. Tamam. Alo babacığım. İyiyim. Sen nasılsın? Evet evet aradım. Ama sonra hallettim ben. Gerek kalmadı. Bir şey soracaktım. Ne var ne yok? Nasıl keyifler? Asuman'la hiç konuştunuz mu bugün? Yok, hiçbir şey olmadı. Bir şey olduğundan değil. Ben öyle hepinizi aradım da sırayla, annemi, seni, Asuman'ı. Kimse duymadı. İşte bir sen döndün şimdi. Asuman da arar birazdan. Ya babacığım, vallahi merak etme, yok bir şey. Ben söz veriyorum, o arayınca hemen sana haber veririm. Tamam, anneme selam söyle, görüşürüz. Yani o da kolay gelsin dedi, gitti işte. Ay bilmiyorum, biraz abarttım galiba. Fatoş, beni kilitledin şu an. Ne demek biraz abarttım ya, biraz mı? Ay biliyorum yani Nazlı, fazla ileri gittim ama ne yapayım yani? Nişan atmak kolay mı Nazlı? Allah Allah, yüzüğü takarken aklın neredeydi acaba? Tamam ya, o oldu bitti artık bir kere yani. O an gaza geldim, taktım yüzüğü. Çıkarmanın yolu olarak da böyle bir şey düşündük. Düşündük derken? Hı, Asuman verdi fikri. Ah, o da geliyor işte. Aferin sana, Asuman'dan akıl aldın değil mi? Neredesin sen ya? Dün geceden beri telefonlar kapalı. Gamze'de de kalmamışsın. Benim tek arkadaşım Gamze değil abla. Sokakta kalacak halim yok. Bak sen. Biz hiç tanımıyoruz o arkadaşlarını. Anlatsana biraz. Aslan, anlatsana biraz ya. Bize böyle dürüstlük nutukları çekerken asıl yalancı senmişsin. Ne diyorsun sen be? Ferit'le evliliği sahteymiş, onu diyorum. Kız. Sessiz ol. Ne bağırıyorsun? Yürü. Nereden öğrendin sen? Bulut'un anne babasının katilleriyle yaşamaması için. Ve bunu kimse bilmiyor. Bilmiyor ve bilmeyecek Asuman. Delirtme beni.
Ağzını açarsan seni pişman ederim Asuman. Bu konu hakkında düşünmek, konuşmak, ima etmek bile yasak. Anladık. Sen durumun ciddiyetinin farkında değilsin galiba. Bildiğin her şeyi unutacaksın diyorum sana. Duydun mu beni? Anladık. Ama benim anlamadığım bir şey var. Şimdi senin bu işten hiçbir çıkarın olmayacak mı? Ne diyorsun sen ya? Yani diyorum ki, hani bu hayatta her şey karşılıklı ya, senin bu fedakarlığının karşılığında hiçbir çıkarın olmayacak mı? Ya da olacak da sen mi bana söylemiyorsun? Beni iyi dinle Asuman. Ben bu işe senin yediğin hatları temizlemek için girdim. Anladın mı? Benim bu işteki tek çıkarım kardeşimin yakasının bırakılması ve vicdanımın rahatlaması. Yetti mi? Yeterince kurnaz davranabilmiş miyim? Senin yüzünden ben hayatıma bir yalan daha soktum. Sen de bir zahmet çeneni kapatıver. Kaptırmışsın kendini. Deniz. Sen niye yukarıda değilsin? Bulut pusası çok seviyor. İstedi ben de kıramadım. Senin biraz canın mı sıkkın? Hayır. Nereden çıktı? Hiç. Tanıyorum seni. Yani sezdim diyelim. Asuman ya. Her zamanki meseleler. Boş ver. Yani Ferit'le hiçbir alakası yok. Yok, neden olsun ki? Ne bileyim. Yani her şey çok alelacele oldu sizin için gibi geldi bana. Deniz, bu konuyu defalarca konuştuk. Zaten olacak olan bir şey Bulut sayesinde hızlandı. O kadar. Ya bir şey soracağım. Sen... ona aşık olmasaydın. Bulut'u almak için sahte bir evlilik yapar mıydın? Deniz. Sence Ferit gerçekleri öğrendiğinde ben niye o kadar yıkıldım? Ya da Ferit'e söylemekten niye korktum? Ferit'in yapacaklarından korktuğum için mi? Yok. Utandım. Çünkü temizsin. Safsın. Dürüstsün. Başkasın Nazlı. Deniz. Ben Ferit'i seviyorum. Evet, utandım. Doğru. Ama hayatım boyunca kimseye yapmadığım bir şeyi... gözlerinin içine bakarak yalan söylemeyi sevdiğim adama yaptığım için utandım. Çünkü... onun da beni sevdiğini, güvendiğini, gerçekleri öğrendiğinde ne kadar yıkılacağını biliyordum. En çok sevdiğim adama bunları yaşattığım için utandım ben Deniz. Tamam. Hadi o zaman Bulut'u bekletmeyelim. Mutlu Bulut'u. İlla o sosla yiyeceksin yani. Heh, geldiler. Nereye geldiniz ya? Geldik Bulut'cum. Bir şey konuşuyorduk da dalmışız öyle. Nasıldı köfteler? Çok güzel. Biliyor musun? Bütün sınıfın önünde bana bunu yaptı öğretmen ya. Durup dururken böyle bakıyorum hocaya. Hiçbir şey demiyor.
Hadi Bulut'cum gitme vakti. Gözlerini ovuşturmaya başladın, uykun geldi senin. Ya dayı biraz daha kalalım ne olur. Ama saat geç oldu dayıcığım. Evimize gidelim, duşumuzu alalım. Sonra hemen yatağa. O çabuk yapan şampuandan da sıkabilir miyim dayı? Nasıl kapıcısın tabii ki. Yaşasın. Oh. Çok güzel kokuyor şampuan değil mi Nazlı? Evet, harika kokuyor. Okey, o zaman ben eve gideyim. İşlerim vardı da birkaç tane onları halletmem lazım. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz amca. Görüşürüz. Görüşürüz. Benim içeride bir kaçışım var, onları halledeyim çıkarız. Tamam. Bütün odayı köpük yapacağım. Bu nasıl bir motor kullanmak ya? Annem beni senin yaşındayken saat kollarını açtığında yatağa yatırırdı. O ne demek ya? Bilmiyorum tabii ki de. Çok ayıp. Saat kollarını açtığında işte öğlenleri 3'e çeyrek varken akşamları 9'u çeyrek gece. Komikmiş bu Nazlı. O zaman ben de hep saat bana kollarını açtığında yatayım. Çok mantıklı. O zaman hemen gözlerini kapa. Çünkü saat kollarını açtığında uyuyor olman lazım. Peki. Çabuk 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 çabuk. Oh üstünü örtelim. İyi geceler, öpücüğümü de aldım. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler dayıcığım. Size de iyi geceler sevgili eşim. Sen de hala saat kollarını açınca uyumaya devam ediyorsun galiba. Hem nereye? Bulut burada kaldığı sürece aynı odada kalmamız gerekiyor. Oo, Bulut var ya, top asılın uyanmaz. Sabaha kadar mışıl mışıl uyurum. Ama Bulut bu belli mi olur? Korkup uyanır, su içmeye kalkar uyanır ya da sadece uyanır. Yani bizi ayrı odalarda görürse sorup durmaya başlar. Bu komplo teorilerinden sonra size hayır demem mümkün değil. Buyurun Bay Temkinli. Nazlıcığım, sen istersen aşağıda yat. Çünkü yatakta gidebileceğin en uç noktaya gittin zaten. Daha bir yer kalmadı. Nazlıcığım, sen rahatsız olma. Ben yerde yatarım diyeceğine. Hayır, sizin sebep olduğunuz durumlar yüzünden bu haldeyken ben niye yatağımdan oluyorum onu anlamadım. Hiçbir şeye sebep olmadığım gibi Bulut'un mutluluğu için tüm düzenimi alt üst edip şu durumlara düştüğümü hatırlatmak isterim. Hadi Nazlı uyu. Bak saat kollarını çoktan kapadı. Balıklar seni bekler. Sahi ya. Sen söylemeyecek misin bana sabah ne olduğunu? Neydi o hikaye? Balık, balıklar, balık. Ben iyiyim. Balıkları kurtarın. Balıklar. Demek ki ben birçok şeyi bilinçaltıma etmişim. Onlar da fırsatını bulunca balık olarak yukarı çıkmış. Ne yalan söyleyeyim. Çok meraklandım. Korktum, kızdım. Ama geçti. Geçti. Ve ben dilediğin kadar yanındayım.